Hatırlarsanız geçen videoda bıraktığımız yerde olgunlaşmış devasa bir yıldızımız vardı. Bu yıldız demirden bir çekirdek oluşturmaya başlamıştı ve bu çekirdek üzerinde muazzam bir içe dönük basınç vardı. Çünkü çekirdekte oluşan elementler ağırlaştıkça çekirdek daha da yoğunlaşır ve çekirdek içindeki füzyonla daha da ağır elementler ortaya çıkmaya başlar. Böylece bu çekirdek iyice yoğunlaşır ve kütlesi iyice içe doğru sıkışır ve sonunda füzyon durur. Bu artık egzotermik bir reaksiyon olmaktan çıkar. Eğer demiri füzyonlayabilseydiniz bu egzotermik bir süreç olmazdı. Enerjiye ihtiyaç duyardı. Dolayısıyla bu içe doğru sıkıştırmayı ve çekirdeğin yükselen yoğunluğunu savuşturmada işe yaramazdı. Şimdi burada demir var ve sürekli olarak kütlesi artıyor, yoğunluğu yükseliyor. İşte makul bir yükseklikte. Belli bir kütlede bu yıldızın tamamen içine çökmesini engelleyen tek şey, adına dejenere elektron basıncı dediğimiz şeydir. Bunu buraya yazayım. Dejenere elektron basıncı. Bunun anlamı ise, elimizde birbirine çok çok yakın demir atomlarımız olduğu ve bunların bu erken safhalarda içe çökmesini engelleyen tek şey birbirine çekilen bu elektronlardır. Buradaki maddenin inanılmaz derecede yoğun hallerinden bahsediyoruz. İşte bu elektron bozunun basıncı diyor ki bu elektronların tamamı aynı anda aynı yerde bulunmak istemezler. İşin kuantum mekanikleri kısmına girmeyeceğim. Ancak bunlar birbirine daha fazla yaklaştırılamaz. Bundan dolayı en azından geçici bir süre bunları içe çökmekten korur. Hatta daha düşük kütleli bir yıldızda, mesela bir beyaz cücede, beyaz cücenin şeklini korumasını sağlayan şey elektron bozunun basıncıdır. Ancak demir çekirdeğin kütlesi ve yoğunluğu daha da arttıkça ve ortaya daha da fazla kütle çekim basıncı çıktıkça bu şeyi içe çökmekten koruyan bu dejenere elektron gücü veya basıncı bile artık etkisini kaybeder. İşte burada elektron yakalanması dediğimiz şey ortaya çıkar. Ki bu da elektronların çekirdekteki protonlar tarafından yakalanması anlamına gelir. Elektronlar çekirdek üzerine çökmeye başlarlar. Bu aslında beta çözünmesinin tersi gibi bir şey. Elektronlar yakalanıyor ve protonlar nötronlara dönüşüyor. Dolayısıyla nötrinolar salınıyor ancak tahmin edersiniz ki aynı zamanda muazzam miktarda bir enerji de salınıyor. Bu yüzden de bu geçici hal birdenbire daha fazla içe çöküyor. Ta ki protonlar tüm elektronları yakalayıp nötronlara dönüşene kadar. Ardındansa ortaya çıkan şey, tüm bu çekirdeğin bir nevi yoğun nötron topuna dönüşmesi. Bunları aslında bu halinden dolayı çok 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 yüksek kütleli bir atom da diyebilirsiniz. Bu çökmeyle aynı sırada nötrina formunda muazzam bir enerji salınımı da olur. Elektronlar protonlarca yakalanır. Protonlar nötronlara, bu yoğun nötron topuna dönüşür ve süreç sırasında nötrinolar salınır. Bunlar fazla detaylarına girmeyeceğim temel parçacıklar. Ancak muazzam enerji taşırlar. Aslına bakarsanız bu dinamikler tamamen anlaşılmış durumda değildir. Çünkü demir çekirdek de aynı esnada dejenere elektron basıncından dolayı duraklar ve en sonunda kütlesinin büyüklüğüne yenik düşer. Ardından da bu nötron topuna dönüşür. Ancak bu sırada tüm bu enerjinin nasıl olduğu tam olarak bilinmese de burada çok fazla enerji olmalı çünkü bu yıldız devasa bir yıldız. Yani buradaki alanda çok fazla kütleniz var. Ancak bu enerji o kadar fazla ki yıldızın dışa doğru patlamasına sebep oluyor. Bu inanılmaz parlak veya enerji yüklü bir patlama işte bu patlamaya süpernova deniyor. Adına nova denmesinin sebebi Latince'de nova'nın yeni anlamına gelmesidir. İnsanlar ilk kez böyle bir patlama gözlemlediklerinde bunu yeni bir yıldız sandılar. Çünkü daha önce hiç görmedikleri bir şekilde bir anda ortaya bir yıldız çıkmış gibiydi. Çünkü belki de daha önce bizim görebileceğimiz parlaklıkta olmamıştı. Ancak bu patlama ile yeterli parlaklığa ulaştı ve insanlar ona yeni yani nova dediler. Yani süpernova, çekirdeği içine çöken ve bu sırada yıldızın geri kalanını inanılmaz ivmelerle dışa doğru patlatan devasa yıldızlarda gerçekleşen bir durumdur. Tam anlamıyla kavramak için bir süpernova ile salınan enerji miktarı geçici olarak tüm bir galaksinin parlaklığını aşabilir. Unutmayın ki, bir galaksi dediğimizde yüz milyarlarca yıldızdan bahsediyoruz. Bunu başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, bu kısacık periyotta süpernovanın saldığı enerji, güneşin tüm yaşamı boyunca üretici enerjiye denktir. Yani bunlar inanılmaz derecede enerji yüklü olaylar. Çünkü, yıldızda bulunan ancak çekirdek dışında kalan tüm madde ışık hızının kayda değer bir oranındaki hızlarda dışarı fırlatılıyor. Burada ışık hızının yüzde onu ile dışarı fırlatılan maddelerden bahsediyoruz. Bu saniyede 30 bin kilometre yapar. Bu dünyanın çevresini neredeyse bir saniyede dolanmak demek. Yani burada inanılmaz derecede enerji yüklü olaylardan bahsediyoruz. Eğer yıldız yani yıldızın kendi halinin kütlesi eğer Güneş'in kütlesinden 9 ila 20 kat daha fazla ise bunlar yaklaşık oranlar tabii kesin bir limit bulunmamakta. Süpernova patlamasından sonra bu çekirdek bir nötron yıldızına dönüşecektir. Bu da adı üzerinde yoğun bir nötron topundan başka bir şey değil. Bunu da şöyle açıklayayım. Bu yıldızın kütlesi güneşin kütlesine göre iki kat aşağı yukarı bir buçuk ila üç kat daha fazla olacaktır. Fakat yıldızın çapı ise onlarca kilometreden fazla değildir. Yani yaklaşık olarak bir şehrin çapı kadar. Bir şehrin çapı. Bu da inanılmaz bir yoğunluğun göstergesi. Güneşin dünyaya göre ne kadar büyük olduğunu ve bir şehrin dünyaya göre olan boyutunu da biliyoruz. Fakat burada güneşten daha yüksek kütleli bir şey bir şehir boyutuna sıkıştırılmış. Yani akıl almaz derecede yoğun. Eğer yıldızın kendisi daha da büyük kütleli ise yani güneşin kütlesinden 20 kat daha fazla kütleye sahipse, burada nötron bozunun basıncı da pes edecek ve bu cisim bir kara deliğe dönüşecektir. Burada aslında birçok detay verebilirim. Esasında bir kara deliğin içinde neler olup bittiği halen açık bir araştırma sahası. Ancak bu cisim bir kara deliğe dönüştüğünde işin özü Tüm bu kütlenin yoğunlaşarak inanılmaz derecede küçük ve yoğun bir nokta haline gelmesidir. Ah, bunu hayal etmesi bile çok zor. Birazcık açıklayabilmek adına, burada Güneş'in kütlesinin üç katından daha fazla kütle olacaktır. Yani burada inanılmaz derecede bir kütle bulunmakta. Konuyu biraz görselleştirmek gerekirse. İşte burada bir süpernovanın kalıntıları var. Bu yengeç bulutsusu. Yengeç bulutsusu. Ve bizden uzaklığı 6500 ışık yılı civarında. Yani eğer 100 bin ışık yıllık galaktik bir ölçekten bakarsanız bu mesafe bize o kadar da uzak değildir. Ama yine de muazzam bir mesafe var. Bize en yakın yıldız 4 ışık yılı mesafededir. Ve Voyager'ın saatte 60 bin kilometre kat ederek oraya ulaşması 80 bin yıl sürer. Yani bu sadece 4 ışık yılı, bu ise 6500 ışık yılı. Fakat bu süpernovanın bin yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bunun tam merkezinde bir nötron yıldızı var. Ve bu bulut veya Burada gördüğünüz bu şok dalgası, bu süpernovanın ardından son bin yıldır dışa doğru dağılan yıldız maddesi. Bu madde bulutunun çapı 6 ışık yılı uzunluğunda. Yani bu muazzam derecede büyük bir şok dalgası bulutu. Güneş sistemimizin bize yakın bir süpernovanın yarattığı şok dalgasının ardından yoğunlaşmaya başladığını düşünüyoruz. Bir önceki videoda beliren diğer bir soruya değinmek gerekirse, bu halen tam olarak anlaşılamamıştır. Elementlerin nasıl demire veya nikel'e kadar dev yıldızların çekirdeklerinde meydana geldiklerinden bahsediyoruz. İşte bu yüzden bir yıldız patladığında evrene ne kadar çok madde dağıldığını tahmin edebilirsiniz vücutlarımızda dahi bu maddelerden çokça bulunmasının sebebi işte tam olarak budur. Şimdi bir soru daha. Bu daha ağır elementler nasıl ortaya çıkıyor? Periyodik tablodaki bu bütün madde de nereden çıkıyor? Bu daha ağır elementlere nasıl ulaşıyoruz? İşte. İşte bunlar süpernova sırasında ortaya çıkar. Buradaki enerji o kadar fazladır ki her türlü parçacık bu şok dalgasının gücünden dolayı içeri doğru ve kütle çekimden dolayı dışarı doğru akımlarda bulunurlar. İşte burada bir nevi element çorbası ortaya çıkar ve daha ağır elementler de bu şekilde meydana gelir. Dünyadaki uranyumun tamamı, bundan ilerleyen videolarda bahsedeceğim dünyadaki uranyumun tamamı bir tür süpernova patlaması ile oluşmuş olmalı. Ve bu olay 4.6 milyar yıl önce olmuş olmalı. En azından şu anki anlayışımıza göre bu böyle. İşte bu 4.6 milyar yıllık görüntüye ve ne kadar çabuk bozulmaya uğradığına bakarak ki sadece bu konuda ayrı bir video yapacağım. Güneş sistemimizin bir tür süpernova patlaması sebebiyle ortaya çıktığını düşünüyoruz. Çünkü dünyadaki bu uranyum güneş sistemimizin doğumu sırasında oluşmuş olmalı. Neyse. Umarım bunu ilginç bulursunuz. Burada etkileyici bir fotoğraf var. Eğer Wikipedia'ya girip Yengeç Bulutsusu başlığındaki fotoğrafa yeterince tıklarsanız sonunda yakınlaşmış haline ulaşabilirsiniz. Ve bu daha da akıl almaz bir durum çünkü fotoğraftaki tüm karmaşıklığı net olarak görebiliyorsunuz.